Evet sevgili dostlarım, bu yıl 2020'nin ilk organik magazinini çekiyoruz. Neden 2020 diyorum? Uzun süredir çekmiyorduk. Malum korona virüsü geldi hayatımıza. Bir sürü hayatımızda medya ile ilgili engeller çıktı. Ama şimdi yavaş yavaş artık organik magazini hem Instagram hem de YouTube'da geliştirmeye başladık. Yepyeni yayınlarımız, magazinler organik organik, yorumlar organik organik. Böyle güzel havada, çok güzel bir yerdeyiz. Sonra söyleyeceğim size nerede olduğumuzu. Ve magazine en az haftada 2 gün böyle güzel yorumlarda bulunacağız. Magazine doğru parmak basacağız. Ayrıca da birbirinden ünlü sanatçılar bizim burada konuğumuz olacak. Nerede? Organik magazinde. Şimdi bu haftanın şöyle bir fotoğrafını çektim. Daha doğrusu röntgenini çektim. Ve neler var neler yok. Organik magazin hangi yorumlara el atar diyerekten başlıyoruz sevgili organik magazin severler. Bir de unutmadan sevgili dostlarım, organik magazinciye abone olursanız YouTube kanalımıza biz size her hafta daha güzel yayınlar yapacağız. Hem canlı hem banttan birbirinden güzel sürprizlerimiz var. Hediyelerimiz olacak, ünlülerle yemeklerimiz olacak. Daha neler neler konserlere gideceksiniz, film galalarına katılacaksınız. Organik magazinde yok yok. Hemen onu da burada belirteyim. Diyorum ve ne yapıyorum biliyor musun? Organik olarak magazine dalıyorum. Dalayım mı Savaş? Evet, tamam. Savaş'tan aldık komutu. Savaş da sevgili dostum da burada hemen belirteyim. Savaş Ağaca da burada kamerada sağ olsun bizimle beraber organiğe ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Bu yıl içinde çok mutluyuz ve hemen konuya geçiyorum. Sevgili Eser Yenenler bir açıklama yapmış. Bu açıklaması beni güldürdü. Zayıflayınca komediyi bırakacağım demiş. Vallahi bence zayıflama kardeşim. Bence böyle kalsan böyle güzelsin. Güldüremiyorsun bari bak kilonla hani böyle götür işi. Zayıflayınca bırakırsan da sektöre iyilik yapmış olursun. Bence sen sunuculuk yap. Programcılık yap. Talk showculuk yap. Ama komedyenlik yapma kardeşim ya. O gömlek sana 2 numara küçük. Bırak onu işin ehlileri yapsın. Ben sevgili dostuma söyleyeyim. Art niyetli değil. Çünkü beni güldüremiyorsun. Dolayısıyla birçok kişiyi de güldüremiyorsundur. Gelelim magazine devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bölüm bölüm geçeceğim. Bölüm bölüm yorumlar yapacağım. Sizden de yorumlar bekliyorum kanalıma ayrıca da. Bu konuda da bizi yalnız bırakmayın. Şimdi son zamanların yani 2018'deki Miss Turkey güzelinden bahsetmek istiyorum. Şeval Şahin. Güzel bir kızımız bu. Şeval Şahin birlikteliklerini seri bir şekilde götürüyor. İş insanı yiğit Markus Aral. Onunla bir yeni bir beraberliğe yelken açtı. Ama bu yelkenliğin de meyvesini çabuk aldı. Tebrik ediyorum. Ben böyle akıllı kızları hakikaten tebrik ediyorum. Bakın Rumeli Hisarı'nda çok güzel 1100 metrekare bir köşk kiralamış sevgilisi. Bakın Şeval Şahin'e kiralanan 1100 metrekare köşk 9 odalı, havuzlu, 4-5 banyolu, nasıl anlatayım deniz manzaralı. Bu köşkte Şeval Şam yaşayacak. Aylık kirası da Şeval Şam diyorum. Hemen oraya gitti. Pardon. Düzeltiyoruz. Şeval Şahin. Şeval Hanım da kulağını çınlattık. Onlarla ilgili bir haber gelirse söyleyeceğiz. Onlara da hayırlı olsun diyoruz. Yasak elma başladı. Hazır anmışken buradan güzel bir hayırlı olsun, hayırlı reytingler diyelim onlara da. Hemen bozmadan Şeval Şahin'e dönüyorum sevgili Savaş'ım. Beni de uyar böyle. Soyad karışıklığı yapabilirim. Ha. Olaya organik diyoruz. Yanlış yapmayalım. Aylık kirası 120 bin liraymış bu güzel köşkün. Vallahi bana sudan ucuz geldi. Kız akıllı. Oğlan seviyor. Para var. Huzur var. Mutluluk var. Köşk var. 9 oda var. Havuz var. Deniz manzarası var. İşte hayat kime güzel? Şeval Şahin'e. Diyorum. Hakikaten de bu beraberliğini destekliyorum. Böyle beraberliğe can kurban. Şimdi gelelim benim de devamlı izlediğim TV8'deki MasterChef'e. Arkadaşlar gerçekten yayınlandığı günden beri reytinglerde 1 numara. MasterChef mükemmel gidiyor. Programa başlar başlamaz aldı reytingleri başlı gidiyor. Fakat burada ben bir iki şeye dikkat ediyorum. Ben de izlediğim için. Geçen seneye göre bu sene Somer Sivrioğlu hocamla Mehmet Yalçınkaya şefim. Bunlar çok dünya ünlü şefler. Biraz egoları tavan yapmış. Biraz artistik hareketlere girmişler. Yarışmacılara haddinden fazla olması gereken formattakileri uyguluyorlar da biraz ego tozunu yükseltiyorlar. Çok iyi olmuyor. Ben bunu gözlemledim. Olmuyor yani. Yarışmacılar canla başla
işlerini yapıyorlar. Yapan yapıyor, yapamayan da eliyorsunuz zaten, sorun yok. Ama öyle artistik hareketler, ateş hareketleri bilmem ne, özellikle Mehmet Yalçın Kaya'dan bahsetmek istiyorum. O bir tık daha egoda tavan yapmış. Aynı şekilde Somer Bey de öyle. Ben şey için pek söylemek istemiyorum, Danilo için. Danilo daha herhalde tam kavrayamadığı için işi, ego falan yok. O öyle götürüyor. Neyse işini yapıyor. Neyse düz gidiyor. Danilo'ya söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama Mehmet hocamla, Somer hocama, bunlar gurmede söz sahibi insanlar. Kabul ediyoruz bunu. Gerçekten söz sahibi insanlar. Ve çok insan yetiştirdiler ve yetiştirecekler. Belki bu gençlerimize de ön ayak olacaklar. Belki bunlara da yol açacaklar. Programda mükemmel gidiyor. Reytinglerde bir. Ama lütfen egoya dikkat. Ego çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Egoyu çok çok abartırsanız sevimsiz olursunuz. Ekranda da bu belli oluyor. Benden uyarması, ben programı izlemeye devam ediyorum. Severek de izliyorum. Başarınızın devamını diliyorum ayrıca. Bunu da söyleyeyim. Şimdi aylardır Cem Yılmaz'la Serena Sarıkaya beraberliğini bizim magazin medyası bir türlü doğru bir yere konduramadı. Yani doğru yer derken neresi? Yani yaş farkı 18-19 dediler. İşte bugün yarın evleniyorlar. Tarih veren gazeteci arkadaşlarımız çıktı. Olmadı evlilik. Bir ara bir ayrıldılar, bir barıştılar ama sonunda şu anda iyi giden bir beraberlikleri var. Bizim sorduğumuz sorular da klasik. Hep klasik. Ne zaman evleneceksiniz? Beraberlik nasıl gidiyor? Yaş farkı bu 18-19 ne olacak? Arkadaş, Türkiye'de, dünyada ilk defa 18-20-30 yaş farkıyla aşk yaşayan sırf Serena Sarıkaya'yla Cem Yılmaz değil. Artık sorularımızı değiştirelim. Güzel beraberlik yaşıyorlar. Aynı şeye dolaşıp gelmeyelim. Aynı yere geliyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz. Sorularınızı değiştirin. Serena Sarıkaya yeni proje sunun. Yeni projesi var mı? Belki Cem Yılmaz'ın çekeceği bu son filminde belki oynayacak, haberiniz var mı? Cem Yılmaz'ın projesini sorun. Ne olacak? Bir film mi? İki film mi? Serena Sarıkaya'ya bu filmlerinde rol vermeyi düşünüyor mu? Zaten beraberlikleri gördüğümüz kadarıyla iyi gidiyor. Fazla da onları bulandırmayalım arkadaşlar. Benim söylemek istediğim bu. Görsellediğim bu. İkide bir nikah tarihi de vermekten vazgeçin. Verdiğiniz tarihlerde fos çıktı zaten. Onun için evlenirler, evlenmezler. Ama 3 ay sonra evlenirler, ama 6 ay sonra evlenirler. Onların bileceği iş. Evliliği bahsedecek kişi, tarihi verecek iki kişi var. Biri Serena Sarıkaya, biri Cem Yılmaz. Üçüncü şahıslardan duyduklarınız doğru değil arkadaşlar. Yoksa onların evlenmiş, evlenmemiş, yurt dışında nikah yapmış, yapmamış, onların bileceği bir şey. Onların hayatları, onların gelecekleri. Onun için bu konuda lütfen biraz magazin arkadaşların daha sağduyulu olmalarını bekliyorum. Yani doğru soru, doğru cevap alın. Doğru habercilik yapın. Zaten havuz medyasında kullanıyorsunuz. Hepiniz aynı haberler yapıyorsunuz. Bari doğru kullanın. Biz de burada organik konuşalım. Gelelim Emel Yıldırım'a. Bir dönem iş adamı, iş insanı Erdal Acar'ın eşi. Ayrıldı, boşandı. Moda dünyasına atıldı. Oldukça hala güzel bir hanımefendi. O da işinde başarılı moda dünyasında. Ama şimdi çevresinde herkes onu oyunculuğa itmeye başlamış. Emel Yıldırım'a oyuncu ol, oyuncu ol, çok güzelsin, oyuncu ol diye. Şimdi Emel Yıldırım kendine soru sormaya başlamış. Benden oyuncu olur mu? Sevgili Emel, neden olmasın? Olur ama eğitim şart. Sen de zaten eğitim almak istiyorsun. Bunun da adresi, görüştüğün kişiyi de duyduğum kadarıyla bana haber geldi. Sevgili Tümay Özokur. Biliyorsun Tümay Özokur hem Türkiye'nin önemli menajeri hem de akademileri var. Bence bu akademide ileri oyunculuk eğitimi alırsan, bence dizi dünyasında, hatta sinema dünyasında güzel de yüzüm var. İyi bir oyuncu kazanır diye düşünüyorum. Vakit varken bunu hemen hayata geçir. İnsanlar doğru söylemiş. Emel Yıldırım'dan oyuncu olur mu? Bal gibi de olur kardeşim. Ben öyle görüyorum. Evet. Şimdi moda, dikkat ettim yazın. Herkes nedense bunu erkekler yapıyordu. Şimdi kadınlar yapıyor. Kaslı vücut gösteriyorlar. Kaslı vücutlar ve kaslı karınlar filan. Hani erkeklerde var. Kadınlar böyle yutkunarak bakıyor ya. Şimdi tam tersi oldu. İşte yaşına göre baktığın zaman Irmak Ünal yaklaşık 1-2 yıldır yazın bu kaslı karnını göstermekten hiç çekinmiyor. Şimdi ona da Tümana Türkay eklenmiş. Sende kas var, bizde yok mu? Aynı şekilde o da kaslı karnını göstermiş. Ben kaslı kadınları pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Yani vücutları onlara yakışmıyor. Bakımlı vücuttan bahsetmiyorum. Bakımlı vücut ayrı. Kaslı
yani kaslanmış vücut kadında hoş durmuyor. Ama onlar bunu seviyor. Aşırı spor yapıyorlar. Kas yapmaya yöneliyorlar ve yapıyorlar da. Ve karınlarında yazın baktığın zaman inanılmaz böyle. Hani harbi baklava onlarda da var. Tabii ki bunların iki kaymaklı bence. Ama yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Birçok bayan da yakıştırdığını sanmıyorum. Ama bu moda haline geldi. Çoğalacak gibi geliyor. Çünkü bu Ivana Sert'te de var aynı şekilde bu kaslı vücutlar. Birçok kişi de yavaş yavaş işte Özge Ulusoy. Yani da, olacak gibi geliyor bana. Eda Taşpınar. Mesela örnekler çoğalabilir bunun gibi. Ama çok doğru bulmuyorum. Şimdi şeye geçiyorum. Bu son zamanlarda eleştirilen sevgili Ebru Şallı. Biliyorsunuz ki bir süre önce evladını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ama sevgili Ebru, sosyal medyada eşinin de bir doğum gününü paylaştın. Bikinili olarak. Ve eleştirildin. Gerek sosyal medyadan, gerek magazin medyasından eleştirdiler seni. Paylaşma diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bunu eleştiri olarak almamanı rica ediyorum. Acın taze. Ama hayat devam ediyor. Katılıyorum. İstediğin gibi yaşa. Ama bir süre sosyal medyada bunları paylaşmasan ne kaybedersin diye söylüyorum. Sadece bunu söylemiştim. Yani bunları paylaşmasan, eşinin doğum gününü yapın, güzelce havuz kenarında yapın, deniz kenarında yapın, denize girin, çıkın, yüzün, her şey yapın. Bunları bir şov gibi, insanların gözüne sokar gibi sosyal medyada paylaşmasan, paylaşmadığın gibi insanlara da haberciye de pas vermesen eleştirmek için, onlara bu malzemeyi vermesen, kendi sen de üzülmesen. Çünkü demişsin ki hayat benim hayatım, istediğim gibi yaşarım. Tabii ki senin hayatın, tabii istediğin gibi yaşayacaksın. Ama insanların gözüne de bazı şeyleri sokmamak lazım sevgili Ebru. Biraz bekle, zamanı bırak. En azından bir 2020 geçsin. Evet, geldik. Benzin bitmiş arkadaşlar. Savaş benzin doldurdu, benzini fulledi. Organik magazin devam ediyor arkadaşlar. Benzin bitti. Magazine kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu artık bizde yarayan bir kana. Yani geçecek gibi de değil, geçmeyecek bence. Kadına şiddet. İşte gördünüz, Ahmet Kural bir hata yaptı kadına şiddete. Son olarak Ozan Güven yine bir hata yaptı. Yargıya taşındı. Yargılar herkesinde devam ediyor. Ne olacağı belli değil. Yargıda olduğu için de Ahmet Kural da olsun, gerek son dönemde Ozan Güven de olsun, haliyle bir açıklama yapamıyor. Çünkü sonuçta olay yargıda. Kim haklı kim haksızı göreceğiz. Ama kadına şiddeti bu ülkede gerçekleştiren sanatçılar, dikkat edin kardeşim, bakın. Sanatçı kariyerinizi bitiriyorsunuz. Bakın Ahmet Kural neredeyse 2 sene geçti. Geri dönüşte zorlanıyor. Ozan Güven, bir reklamdan oldun. Bir de yeni Babil dizisinden Ay Yapım seni çıkarmak zorunda kaldı. Bir açıklama yaptı. Ve mesleğinize, kariyerinize, oyunculuğunuza zarar veriyorsunuz. Hep şunu söylüyorum. Bir anlık öfke, kadına şiddet. Değdi mi? Değdi mi? Ya biraz öfkenize, çünkü hakikaten çok öfkelisiniz. Gerek bizim medyadaki arkadaşlarımıza da bunu sergiliyorsunuz. Basın mensuplarına sergiliyorsunuz. Dışarıda böyle agresifsiniz. Biraz kendinize gelmeniz gerekmiyor mu? Toparlamanız gerekmiyor mu arkadaşlar? Şahsen ben üzüldüm. Yani neden Babil gibi bir diziden Ozan Güven çıkartılsın? Niçin oynadığı reklamın devamını getirmesin? Niçin başka bir projede olmasın? Mesela ben merak ediyorum. Cem Yılmaz'ın çekeceği filmde olacak mı, olmayacak mı? Olabilirdi, olmayabilirdi ama yani insan üzülüyor. İş kaybetmek, kariyer kaybetmek, hayranlarını kaybetmek, kadına şiddet olarak anılmak, kalmak iyi bir şey değil. Umarım inşallah kısa zamanda her şey düzelir. Kim haklı, kim haksız ortaya çıkar. Her şey yargıda. Adalet her şeyi ortaya çıkaracaktır. Bizim adaletimize güveniyoruz arkadaşlar. Evet, bu konu böyle. Üzücü. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir yandan da ekranlara yeni programlar, yeni formatlar giriyor. Aslında eskiden çok yapılırdı da şimdi yeni yeni giriyor. Star, Demet Akalın'la Alişan programı, sabah programı başlattı. Demet ve Alişan sabah sabah diye. Ben izledim birkaç programı. Çok güzel. Yani içinde müzik var, yemek var, magazin var. Ondan sonra biraz eğlenceli de program. Aslında evdeki kadınları, biraz kadına şiddet, biraz cinayet haberleri, biraz ne bileyim farklı bir şey izlemek istiyorlarsa muhakkak Demet Alişan izlemeliler. Çünkü güzel. Farklı bir keyif yani. Müzik var. Demet ayrı güzel söylüyor. Alişan şarkılar söylüyor. Konukları güzel şarkılar söylüyor. İyi de konuklar alıyorlar. Bir yerde yemek yapılıyor. İşte bir yerde magazin, canlı magazin haberleri alıyorlar. Bodrum olsun, Çeşme olsun, İstanbul olsun filan.
Yani aslında başarılı bir yapım, hayırlı uğurlu olsun. Ama ben son bir haftalık programlarında, yani yaklaşık tabii ki bir hafta hemen hemen, hak ettikleri reytingi alamadığını gördüm. Hala kadınlar, kadınlarımız işte kayıp haberleri, cinayet haberleri, ne bileyim işte böyle acayip moral bozucu haberleri hala takip ediyorlar. Yani arkadaşlar biraz da enerjinizi buraya verin. Mesela bakın, hemen bir programdan daha bahsedeceğim. O da Öğlen Kuşağı. Uçan Kuş TV'de bir atakta. Uçan Kuş da Larzan Mutlu'yla bir program başladı. Öğlenden sonra orada Larzan ile Çok Mutlu diye güzel bir isim de olmuş. O da kadın programı. Onda da magazin var. Onda da müzik var. Eğlence var. Hareketli bir program, müzik, konukları çok iyi. Bakın o da çok iyi. O da Öğlen Kuşağı 2'de başlıyor mesela. Öğlenden sonra da kadınlarımız buraya bakabilir, yönelebilir. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu iki programa da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Uçan Kuş da yeni programlar katmaya başladı. Bir yükseliş var onda da. Onlara da hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum Savaş'ım. Bak, televizyonlarda hareketlenme var. Dikkatini çekerim yani. Evet, gelelim baba Nuri Alço'ya. Nuri abi çok mutlu. Uzun süre birliktelik yaşadığı eşi Burcu Sezinoğlu ile evlendi, dünya evine girdi ve soluğu Bodrum'da aldı. Tam bir balayı yaşıyor. Vallahi yaklaşık 15-20 gündür Bodrum'a demir attı. Böyle balayı da görülmemiştir. Tam Nuri Alço'ya yakışır bir balayı. Hiç biçlerde, Bodrum'un her yerinde, herkese sempatik tavırları, evliliği de gayet iyi gidiyor. Aralarındaki yaş farkını burada gene açmayacağım, söylemeyeceğim. Buna rağmen son derece iyi bir çift görünümü sergiliyorlar. Tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. İkisi de birbirini çok seviyor, saygıda kusur etmiyorlar. Güzel bir evlilik gerçekleştiler, güzel bir balayı yaşıyorlar. Hatta geçenlerde bir röportajını izledim Nuri Alço'nun. 40 yıldan fazla Türk sinemasına, Yeşilçam'a, Türk sinemasına hizmet veren, yüzlerce filmde oynayan bir Nuri Alço. Gazozcu baba, malum biliyorsunuz. Hala diyor ki kirada oturuyorum diyor. Yani bir mesaj veriyor, hala kirada oturuyorum diyor. Sevgili dostlar, özellikle dizi çeken yapımcıları seviyorum. Bakın çok iyi bir karakter Nuri Alço. Ben bu kadar haftada 45-50 dizi çekiyoruz. Nuri Alço gibi iyi bir karakteri, iyi bir ismi, bu kadar dizi çeviren yönetmenler, yapımcılar nasıl hala düşünmüyor? Şu haliyle nasıl hala kullanmıyorlar? Ben hakikaten merak ediyorum. İnanılmaz iyi oyuncu, inanılmaz iyi karakter. Her karakteri de oynayabilecek güçte. Düşünemiyorlar. Yani eski Yeşilçamları düşünün sevgili yapımcılar. İnanın kafanıza resetlemişsiniz. Yapmayın. Bakın halkımız da seviyor. Yeni nesil de biraz görsün onları, tanımayanlar da. Her şey sizin elinizde ya. Ne olacak? Yani bunu benden söylemesi, böyle bakıyorum yani. Ne diyorsun Savaş? Nasıl gidiyor organik? Evet sevgili izleyenler, böyle ara ara mola verelim, konuşalım sizlerle. YouTube kanalımıza dediğim gibi abone olun. Hakikaten güzel sürprizlerimiz olacak. Sevdiğiniz sanatçılara bakmışsınız, bir gün yemek yiyeceksiniz. Bir gün onların film galalarına katılacaksınız. Belki sevdiklerinizin konserlerine gideceksiniz. Size çeşitli hediyeler vereceğiz. Bu her şey bu YouTube kanalımıza gerçekleşecek. Şimdi biz bunu 2020'nin ilk ayağı olarak hazırlıyoruz. Bugün çekiyoruz. İnşallah da atacağız hemen bugün de. Bundan sizden de ona göre ilgi alaka bekliyoruz. Organik magazini takip etmenizi istiyoruz. Size böyle yerinde, zamanında doğru, organik ben Hakan Solaker olarak vermeye çalışacağım. Dilimin döndüğünce. Bir de ünlülerle de çok güzel röportajlarımız olacak. Çok sevdiğiniz sanatçılarla, ses olsun, sinema dünyası, dizi dünyası, tiyatro dünyası, spor dünyası, bazen siyasetçi. Her şekilde herkes burada olacak arkadaşlar. Moda dünyası. Yani onu da burada belirteyim. Yani organik hafta içinde gerek böyle organik magazin yorumlar, gerek ünlülerle röportajları vereceğiz. Sizlerle burada buluşmaya bundan sonra sık sık devam edeceğiz. Onu da belirtelim. Şimdi 2020 yılına damga vuran bir şarkıya geleceğiz. Herkes de bunu biliyor. Erol Köse'nin sevgili buluşu, ortaya çıkarması. Sevgili yapımcı Kemal Aslan'ın şirketinden çıkan Cennetten Çiçek. Ve Zehra kardeşimizin son derece güzel seslendirmesi. Şu anda herkes, inanın, yani yolda gördüğüm arabaların 10'undan 8'i Cennet'i Çiçek dinliyor. Çok güzel bir şarkı. Burada ben şarkının önemini söylemek istiyorum. Her zaman söylüyorum sanatçılara, özellikle yeni sanatçılara. İyi şarkıyı önden koşturun. Arkadan siz zaten gelirsiniz. Şarkı önden koşacak ki insanlar bu şarkıyı dillerine,
dolacak ki siz arkadan gelin. Siz arkadan geldiğinizde şarkıyla örtüştüğünüzde işte siz o zaman şöhreti yakalıyorsunuz. Starı yakalıyorsunuz. Bakın konserden konsere koşuyor. Doğru yatırım Erol Kese, doğru yapımcı Kemal Aslan ve birbirinden güzel konserler. Şu anda boşları yok. Türkiye'yi karış karış geziyorlar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Tebrik ediyorum Zehra, Kemal Aslan, Erol Kese ve Cennet'ten çiçek toplamaya devam ediyoruz. Şarkı gerçekten çok güzel. Doğruya doğru. Severek dinliyoruz. Şimdi televizyonlardan bahsettik ya, iki tane dedik, Demet Alişan, Şeyler Zammutlu, hayırlı olsun. Kanal D'de bir program başlattı pazar günleri. Uzak Ara Eğlence. Sunuculuğunda Pelin Akil yapıyor bu oyuncu. ANS yapımı. Abdullah Oğuz biliyorsunuz. Şimdi sanatçılara bakıyorum. Sanatçılar doğru. Gülben Ergen, Can Bonomo, Belçin Bilgin, Alper Kul, Reha Özcan. Sunucu Pelin Akıl. Uzak Ara Eğlence. Fakat Kanal D'de beklenen reytingi bulamadı. Hak etti yani. Kanal D'de yayınlandığı halde ne Totel'de ne ABD'de bulamadı. Ben baktığım zaman evet kadro güzel. Ama ben formata ısınamadım. İzledim birkaç kere, olmamış. Geçişler donuk. Kimsenin ne olduğunu anlamıyor. Yani tam olmamış. Uzak Ara Eğlence belki doğru format da olabilir yabancısı. Ama Türkiye'yi aşılamakta bence doğru yapamadılar. Çünkü sanatçılar hepsi hakikaten birbirinden kaliteli. Doğru format olsa, doğru bir yarışma, doğru bir işlem olsa bu sanatçı topluluğuyla işi götürürler. Kanal D de herhalde mutlu değildir bu reytinglerden. Ben bir 3-4 haftadır bunu takip ediyorum. Son yine pazar günü de takip ettim. İstedikleri reytingleri alamamış arkadaşlar. Bunun için de ya biraz daha hani kanal hemen kaldırır mı kaldırmaz mı bilmem. Ya da bir iki hafta daha bekleyecektir. Ya da bir hareket falan bir şeyler yapacaktır ama ona göre, ama dediğim gibi bu kadar önemli bir kadro, böyle bir ciddi bir yatırım, herkesin beklentisi yüksek, kanalın yüksek, sanatçıların yüksek, yapım şirketinin yüksek. Dolayısıyla beklenti yüksek olunca da kötü reyting aldığınız zaman moraliniz bozuluyor. Ben de izlediğim bir program ama dediğim gibi program kendini ifade edemedi diye düşünüyorum ben. İnşallah belki de ilerleyen haftalarda 5-6. haftalarda dediğim gibi kendini ifade edebilir ama şu andaki haliyle bence ifade etmiyor. Zaten izleyiciye toplayamıyor. Sevgili dostlarım, organik magazincilik için biz bugünlük bu kadar diyelim. Konularımız daha var ama bugün ilk haftamız, ilk yayınımız olacak. Biz öyle bakıyoruz. Instagram'da da organik magazinci tanıtımlarını verecek. Ama asıl yayınımız tamamı YouTube'da organik magazinci olarak yayın hayatına geçecek. Takip etmenizi istiyoruz arkadaşlar, sevgili dostlar. Yorumlarınızı istiyoruz. Bizi eleştirebilirsiniz her zaman. Biz her eleştirinizi, doğru eleştirinizi alarak doğru ilerlemeye, organik magazinci olarak ilerlemeye buradan söz veriyoruz. Daha da güzel, eskiden yaşayacağımız nostalji magazinler de anlatacağım. Şimdi biz bir ilk ayağımızı güzelce bir anlatalım. Güzel magazinlere parmak basalım. Sevgili Savaş şimdi birazdan kurguya oturacak. Bunu sizin için hazırlayacak, yayına verecek. Siz ne yapıyorsunuz programı izlerken? Bize abone olmayı unutmuyorsunuz. Sevgili dostlarım, organik magazinde kalın. Hoşça kalın. İyi günler.